Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Unicornumuzun boyun yapımını yapacağız bu videomuzda. Biliyorsunuz boyunda 40 adet sık iğne bırakmıştık en son. 40 adet sık iğnemizi arkadaşlar 4 sıra düz bir şekilde örüyoruz. Evet arkadaşlar, 4 sıra düz bir şekilde ördükten sonra şu şekilde devam ediyoruz. Sırayla örüyorum tek tek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet arkadaşlar, 10 adet tek ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Kalan sık iğnelerimi de işaretleyicime kadar düz bir şekilde öreceğim. Bu sıra sonunda 39 adet sık iğnemiz kalmış olacak. Bu şekilde arkadaşlar 3 sıra daha öreceğiz. 10 sık iğne örüyoruz, bir azaltma yapıyoruz. 3 sıra daha aynı şekilde öreceğiz. Bununla birlikte, yani şu anki azalttığımızla birlikte 1 2 3 4 kez azaltma yapmış olacağız. 10 tek bir azaltma düz örüyoruz. 10 tek bir azaltma düz örüyoruz. Bu sırayı tamamladıktan sonra 3 sıra daha. Evet arkadaşlar, 4 sıra daha bu şekilde, 3 sıra daha bu şekilde ördükten sonra, yani toplamda 4 kez azaltma yapmış olduk. Evet, 36 adet sık iğnemiz kalmış oldu. Diğer sıramızdan devam ediyoruz. 1 2 3 tek tek örüyorum. 4 5 6 7 8 9 9 adet tek ördükten sonra bir azaltma yapıyorum. Tekrar düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 12 adet tek ördüm. Burada arkadaşlar bakın, başına alıyoruz. 12 tek ördükten sonra batıyorum hemen sıradaki ilmeğime ve tek seferde çıkartıyorum. 1 yani tekli trabzan yapıyorum arkadaşlar. 2 3 başını alıyorum, batıyorum ve 3 ilmeğimin 3'ünü birlikte çıkartıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 adet ördükten sonra kalan sık iğnelerimi de işaretleyicime kadar düz bir şekilde örüyorum. Evet. Diğer sıramıza geçeceğiz arkadaşlar. 36 adet sık iğnemiz vardı. Bu sıra sonunda 35 adet sık iğnemiz kalmış oldu. Diğer sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 tek tek örüyorum.
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Yirmi iki adet tek tek ördükten sonra tekrar tekli trabzan olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 adet ördükten sonra yine kalan sık iğnelerimi işaretleyicime kadar tek tek örüyorum. Bu sırada arttırma ya da azaltma yapmadım. Sadece arka kısmında tekli trabzan olarak ördüm. Diğer sırama geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tek ördüm. Yine bir azaltma yapıyorum. Tekrar tek tek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 11 adet tek tek ördüm. Tekrar tekli trabzan olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Evet, 9 adet tekli trabzan olarak ördüm. Tekrar bir tane daha yapacağım. 10 adet tekli trabzanımız olmuş olacak. Daha sonra kalan sık iğnelerimizi de işaretleyicimize kadar düz bir şekilde örüyoruz. Evet, bu sıramızı da bu şekilde tamamladık. Evet, bu sıra sonunda arkadaşlar 34 adet sık iğnemiz kalmış oldu. Diğer sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Evet, 21 adet tek tek ördüm. Bir tane daha öreceğim sık iğne olarak. 22. 22 sık iğne ördükten sonra tekrar tekli trabzan olarak örerek devam ediyorum. Bir tekli trabzan yaptım. Bu ikinci tekli trabzanım. 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 Evet, 10 adet tekli trabzanımı ördüm. Kalan 1 2 3 adet sık iğnemi de düz bir şekilde ördüm. İki sıra daha arkadaşlar bu şekilde öreceğiz. 22 adet tek tek öreceğiz. 10 adet tekli trabzan olarak öreceğiz. 22 adet tek tek, 10 adet iki sıra daha aynı şekilde arkadaşlar. Bu yaptığımız sıra gibi. 22 tek, 10 tane tekli trabzan. Kalan sık iğnelerimizi de kalan 1, 2, 3. 3 adet sık iğnemizi de düz bir şekilde örerek İki sıra daha bu şekilde öreceğiz. Evet arkadaşlar, iki sıra daha bu şekilde ördükten sonra ben bir miktar doldurdum. Kalan sık iğnelerimizi de arkadaşlar bir sıra daha düz bir şekilde örüp boynumuzu bitiriyoruz. Evet arkadaşlar, boyun yapımından sonra kafa yapımıyla devam ediyoruz. Sihirli halkamızı yapıyoruz. İçerisine 6 adet sık iğne dolduruyorum. 2 3 4 5 6. Evet, sihirli halkamızı kapatıyoruz. Buradaki arkadaşlar, bu son sık iğnemize, 6. sık iğnemize işaretleyicinizi takabilirsiniz. Diğer sıramıza geçiyoruz. Bir artırma yapıyorum. Bir artırma daha yapıyorum. Bu sıramızda da arkadaşlar 6 kez artırma yapacağız. Sıra sonuna kadar 6 kez artırmamızı yaptıktan sonra 12 adet sık iğnemiz olmuş olacak. Evet, bu sıramızda bu şekilde tamamladık. Son sık iğnemiz, son artırmamızı yaptığımız sık iğnemiz. Diğer sıramıza geçiyoruz. Bir tek örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Bir tek örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Bu sıramızı da bir tek örüp bir arttırma yaparak bu şekilde tamamlıyoruz. Sıra sonunda toplamda 18 adet sık iğnemiz olmuş olacak. Evet, son arttırmamı da yaptım. Bu sıramızı da bu şekilde tamamladık. Diğer sıramıza geçiyoruz. 1 2 2 tek ördüm. Bir arttırma yapıyorum. 1 2 tek ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Bu sıramızda da 2 tek örüp bir arttırma yaparak bu işlemi bu sıramızda da 6 kez tekrarlayacağız. Sıra sonunda toplamda 24 adet sık iğnemiz olmuş olacak. Evet, son arttırmamı da yapıyorum. 24 adet sık iğneye ulaştım. Diğer sıramıza geçeceğiz arkadaşlar. Diğer sıramızda 1 2 3 tek ördüm.
Bir arttırma yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3. 3 adet tek tek örüyoruz. 4. ilmeğimize 1 adet arttırma yapıyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde 3 tek örüp 1 arttırma yaparak bu işlemi toplamda yine 6 kez tekrarlayacağız. Sıra sonunda toplamda 30 adet sık iğnemiz olmuş olacak. Evet, bu sıramızı da bu şekilde tamamladık. Diğer sıramıza geçiyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 tek ördüm. 1 arttırma yapıyorum. Bu sıramızda da arkadaşlar 4 adet tek tek örüp 5. ilmeğimizin içerisine 2 adet sık iğne yaparak 1 arttırma yapacağız. Bu şekilde bu işlemi 6 kez yine bu sıramızda tekrarlayacağız. Sıra sonunda 36 adet sık iğne elde etmiş olacağız. Evet, diğer sıramıza geçiyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 adet tek örüyorum, 1 arttırma yapıyorum bu sıramızda da. 5 tek örüp 1 arttırma yaparak yine bu işlemi 6 kez tekrarlayacağız. Sıra sonunda 42 adet sık iğnemiz olmuş olacak. Evet arkadaşlar, diğer sıramıza geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tek örüyorum, 1 arttırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tek ördüm, 1 arttırma yapıyorum. Yine bu sıramızda bu işlemi arkadaşlar 6 kez tekrarlayacağız. Sıra sonunda 48 adet sık iğnemiz olmuş olacak. Evet, bu sıramızı tamamladıktan sonra arkadaşlar 48 adet sık iğnemizi 3 sıra düz bir şekilde örüyoruz. Hiç arttırma ya da azaltma yapmadan 48 adet sık iğnemizi 3 sıra düz bir şekilde öreceğiz. Evet arkadaşlar, 48 adet sık iğnemizi 3 sıra düz bir şekilde ördük. Diğer sıramıza geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 adet sık iğnemizi düz bir şekilde ördüm. Başını alıyorum. Tekli trabzan olarak örüyorum. Tekrar bir adet daha tekli trabzan. Bir tekli trabzan yapıyorum. Aynı noktaya bir tane daha tekli trabzan yapacağım. Yani bir arttırma yaptım. Tekrar bir adet tekli trabzan yaptım yine. Bakın, tekli trabzanda arkadaşlar direkt tüm ilmekleri birlikte çıkartıyoruz. Bir arttırma yaptım. 1, 2 adet tekli trabzan yaptım. Tekrar bir arttırma olarak daha tekli trabzan yapıyorum. 1 adet tekli trabzan yaptım. Tekrar bir adet daha arttırma olarak yapıyorum. 1 adet daha tekli trabzan. 1 adet daha arttırma yapıyorum. Ve bir adet tekli trabzan yapıp kalan sık iğnelerimi de düz bir şekilde işaretleyicime kadar öreceğim. Evet arkadaşlar, bu sıra sonunda 51 adet sık iğnemiz olmuş oldu. Diğer sıramıza geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, tek tek örüyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
17-18 adet tek ördüm. Tekrar tekli trabzan olarak 1-2-3-4 tekli trabzan olarak örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Beşinciye arkadaşlar arttırma yapıyorum. Tekrar tekli trabzan olarak örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekizinciye bir tane arttırma yapacağım. Tekli trabzan olarak. Tekrar tekli trabzan olarak örüyorum. 1 2 3 3 adet tekli trabzan olarak ördükten sonra kalan sık iğnelerimi de işaretleyicime kadar düz bir şekilde örüyorum. Evet, bu sıra sonunda 54 adet sık iğnemiz olmuş oldu. Diğer sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sık iğne olarak örüyorum arkadaşlar. 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 adet tek ördüm. Tekli trabzan olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tek tek örüyorum. 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 adet tek tek ördükten sonra tekrar kalan sık iğnelerimi işaretleyicime kadar sık iğne olarak tek tek örüyorum. Bu sırada arttırma ya da azaltma yapmadım. Hala 54 adet sık iğnemiz var. Evet. Bu sıramızı da bu şekilde tamamladıktan sonra diğer sıramıza geçiyoruz. 1 2 sık iğne olarak örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 adet tek tek ördüm. 17 hatta 18 sık iğne yaptım. Trabzan olarak örüyorum. Tekli trabzan. 1 2 3 tek ördüm. Bir arttırma yapıyorum trabzan olarak. Tekrar tek tek örüyorum. 1 2 3 4 4 adet tekli trabzan ördüm. Bir arttırma yapıyorum tekli trabzan olarak. Tekrar tek tek örüyorum. 1 2 3 4 adet tek ördüm tekli trabzan. Bir arttırma yapıyorum tekli trabzan olarak. Tekrar tek tek örüyorum. 1 2 3 adet ördüm. Kalan ilmeklerimi de sık iğne olarak. Evet arkadaşlar, 57 adet sık iğnemiz olmuş oldu bu sıra sonunda. Devam ediyoruz. Diğer sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 adet sık iğnemizi ördükten sonra tekli trabzan olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 adet ördükten sonra 1 adet arttırma yapıyorum. Tekli trabzan olarak. Aynı deliğin içine 2 adet tekli trabzan yaptım. Tekrar devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, tek ördüm, bir arttırma yapıyorum. Yani tekli trabzan olarak bir arttırma yapıyorum. Tekrar tekli trabzan olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet ördüm tekli trabzan olarak. Kalan sık iğnelerimi de sık iğne olarak, kalan ilmeklerimi işaretleyicime kadar düz bir şekilde öreceğim. Bir sıra önce arkadaşlar 57 adet sık iğnemiz vardı. Bu sıramızın sonunda elimizdeki ilmek sayımız 59 adet olmuş olacak.